Evet, Sıla yolu bizim için başlamıştır. Şimdi Migros'a geldik. Böyle. Akşam ezanı okunuyor. Otelimize gideceğiz. Burada yol için ufak tefek bir şeyler aldık. Böyle. Şurada hemen dibinde Shell var. Oradan da depoyu fulledim mi? Yarın da otelden kalktım mı? Gurbet yolu. Sıla yolu dedik ama gurbet yolu başlayacak inşallah. Evet, dün gece otelde kaldık. Oteli gösterme gereği duymadım çünkü Edirne'de bir sürü otel var zaten. Yani bir bilgi içermeyecekti onun için. Oteli gösterme gereği duymadım. Şimdi kameralara baktık. Kapıkule biraz yoğun görünüyordu. Burada tabelada göründüğü üzere biz Hamza Bey'e doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Bir 20 kilometremiz kaldı. Orası açık görünüyordu. 5-6 araba vardı. Zaten bugün de günlerden pazartesi, yani öyle bir aşırı bir yoğunluk beklemiyorum yani. O yüzden yolların, gümrüklerin sakin olacağını düşünüyorum. Bakalım şimdi Hamza Beyliğe doğru ilerliyoruz. Tekrar oraya geldiğim zaman açarım kamerayı. Bir bakarız. Yoğunluk ne kadar beraber görürüz. Oradan da inşallah Bulgar'a gideriz. Bizim ve bütün yolcularımızın, gurbet yolcularımızın, Sıla'ya gelen Sıla yolcularımızın Rabbim yolunu açık eylesin. Kazasız, belasız, cezasız, dersiz, tasasız, sıkıntısız, yollarda beklemeden eğlenceli bir yolculuk yapmayı nasip eylesin. Rabbim bütün Müslüman kardeşlerime, bütün yolculuk yapan Müslüman kardeşlerime. Hadi birazdan görüşürüz inşallah. Evet arkadaşlar, geldik Hamza Beyli gümrük kapısındayız. Önümüzde tahminen bir en fazla 10 araç var. Yani kapı açık. Şimdi şeyin bekleme süresi de çok değildi bence Kapıkule'nin, ama nereden baksan 2 saat 3 saat beklerdik. O da az bir vakit değil yani. O 3 saatte Allah'ın izniyle Bulgar'ı çıkmış oluruz. Öyle, saatlerimiz şu an bu Türkiye saatinden ayarlamıştım. 10:49 geçiyor. Bakalım kaçta çıkacağız, kaç 11'i kaç geçe çıkacağız. Herhalde 11'den önce çıkamayız, bir 10 dakika kaldı 11'e. Durum bu Hamza Beyli. Bir yandan Türkiye'ye girip sevinenler var. Bir yandan bizi gibi bir dışarı çıkıp üzülenler var. Olsun, Rabbim sağlık versin. Tekrarını nasip etsin. Bütün gurbetçi kardeşlerimize diyelim. Durum bu. Yavaş yavaş ilerliyoruz. Birazdan tekrar görüşürüz. Şu anda Bulgarya'ya giriyoruz Hamza Beyliğinden. Ne dedik? 49 geçiyordu onu. Şu an 11'i 11 geçiyor. Yani bu sefer bekleten ben oldum. Vallahi trafik cezalarım çıkmış geçen seneden bu seneden. Şu an Bulgar otobanında ilerliyoruz arkadaşlar. Yaklaşık bir 250 kilometre mi, 200 ile 250 kilometre arası bir şey kaldı Sofya'ya tahminim. Tabi biz gurbetçiler her seneki yaptığımız gibi izine gelirken şu şöyle, bu böyle, izinden dönerken bu böyle, bu böyle, her zaman bizim olmazsa olmazlarımız yani. Kendi kendimizi oyalama mı, teselli etme mi, ya da ne bileyim böyle gibi şeyler böyle. Az önce mesela burada 160'dan arabanın arkasına yaklaştım. Adam hızlı bir şekilde aracı geçip hemen sağa geçti. Ha, bunun gibi şeyler yani, kıyaslamalar bunu diyorum Bulgaristan'da. Abi Türkiye'de geliyorsun, adam Tofaş'tan böyle önünde, seni arkadan geldiğini gördün mü çekilmiyor, bir de gaza yükleniyor böyle, ben görüyorum böyle adam yırtınıyor böyle Tofaş'tan.
Ama ondan sonra her gün duyuyoruz, benzine zam geldi, benzin pahalı, herkes benzin fiyatlarından rahatsız. Adam yani Tofaş'a binenden muhtemelen yani dar gelirli bir vatandaştır yani. Öyle diye tahmin ediyor. Ama adam seni geçirmiyor, uğraşıyor. Yan yana geldim basıyor, zannetiyor tutacağım seni, yarışıyor falan. Ama bir yandan da benzin pahalı, ben anlamadım yani. Bu olayı aranızda anlayan birileri varsa yorumlara yazabilir. Yani bilmiyorum, değişik bir milletiz, biraz farklıyız ya herkesten. Yani burada da adamlar, bak adamın arabası mesela Audi, Bulgar, canavar gibi araba, yemin ediyorum. Ben Türkiye'de ne zaman Audi'nin yanına geçmeye geleyim aynı bu şekilde, adam sağ şeritte beni görüyor, yükleniyor gaza, benden yarışmaya duruyor. Yani bunun kafasını ben anlamış değilim. O arada ne çok yani, hangi araba olursa olsun böyle çok yaşadım, gördüm yani. Böyle yani otobanlarda bu olay var. Tabi geçemiyor, o ayrı konu da. Yani hele yavruya biz downpipe'den stajı bir attırmışız, yemin ediyorum mermi gibi oldu. Yani acayip memnunum, bilhassa şu downpipe yaptırdığıma acayip memnunum. Mesela bazen kapalı kullanıyorum, arkadaki klep, egzoz içindeki Varex'i kapatıyorum. Aynı arabanın eski orijinal haline dönüyor. Sanki araba resmen nefes alamıyor gibi bir hali oluyor. Gitmek istiyor da gidemiyor böyle. Bir şey tutuyor. Klepi bir açıyorsun, araba rahatlıyor. Basmasan bile araba çok rahat. Böyle gaz çok güzel çıkıyor. Böyle araba sanki ciğerleri açılıyor. Nefes almaya başlıyor. Yani onun için bu downpipe'ı yaptığımdan aşırı derecede memnunum yani. Çok hoşuma gitti. Öbür türlü arabayı kullanasım bile gelmiyor. Sadece bazı akşam makşam gece insanları rahatsız edecek bir durum olduğu zaman tabii o klepi kapatırız yani. Bizim şimdi sokak aralarında, hele cold startta bangır bangır yakıyor, yıkıyor ortalığı. Yani kesinlikle babamın orada mesela köydeydi, etrafta ev yoktu, bir şey yoktu, rahatsız olacak kimse olmadığı için kapatmıyordum. Ama Hollanda'ya vardığım zaman o şekilde yani, hele bir de sabah erken kalkıp bir şeye gidecekseniz mahalleye ayağa kaldırsınız yani, sokağa ayağa kaldırsınız. O da yani yakışmaz bize. Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi başkalarına da biz yapmayalım. Bak adam, bak geçiyor, bak vatandaş. Bak, sol taraf dolu, sağ taraftan geçiyor adam. Ama en azından gelip senden yarışmıyor yani. Böyle durum bu. Yola devam. Birazdan Bulgaristan'a çıkarken tekrar görüşürüz. Daha karar veremedik. Daha doğrusu şeye de bakmadım daha. Gümrük kapı kameralarına bakmadım. Muhtemelen ana kapıdan giderim diye düşünüyorum. Yoğun olmayacağını tahmin ediyorum. Eğer yoğun olursa bir dağların arasından ufak bir Stremuzovis mi, Stremuzovis kimine söyleyemedim, bir gümrük kapısı var. Artık bakacağız. Çok yoğunsa ana kapı, oraya doğru yavaş yavaş gideceğiz. Daha o kapıdan gitmek mümkün. Niye? Çünkü saat daha 13-13. Oraya vardığımızda daha hava aydınlık oluyor. Ben bir senesi oradan gece girdim. Yani yanıma bir tane, ben geçerken tevafuk bir Alman plakalı gurbetçimiz geldi de, onu da Allah gönderdi bana, verdiğimiz yol sadakaları yüzünden o geldi benim yanıma. Ki yoksa size yemin ediyorum, yolda bizi, o önden gidiyordu, bizi sahte polis durdurdu önden. O durdu, sonra ben durdum. Bizim durduğumuzu, benim de durduğumu görünce elindeki lambayla el feneri gibi bir şey vardı böyle. Çünkü etrafta ne polis arabası ne bir şey. Adamda polis kıyafeti de ben görmedim. Üstünde yeşil bir işte hırka gibi bir şey, bu yollarda kaldığımız zaman kullanılan hırkalardan. 3 kişiydi bir de yani, o da tuhaftı. Ellerinde böyle bir fener. Onu durdurdular, önümdeki gurbetçi abimi. Benden yaşça bayağı büyüktü. Ondan sonra ben de arkasından durunca böyle 3-5 saniye sonra benim arabaya yöneldiler. Baktılar benim araba dolu, öndeki araba dolu.
Sonra hiç bir şey demeden devam edin yaptılar yani, böyle el feneriyle devam edin çektiler bize. Öyle olunca yani yırttık. O yüzden hani olur da Ostremizoviski'den siz de gitmek istersiniz. Yani geceye denk getirmeyin. Ben açıkçası bu zamana kadar hiç böyle bir şey görmedim. Yaşamadım. Fazla da inanmıyordum. Hani biz Allah'a yaslanıp Allah'a güvenip çıkıyoruz yola. Yani bir korkumuz da yok kimseden. Nasipte, kaderde, kısmette ne varsa onu yaşıyoruz zaten. Ama siz gene de o şekilde tedbirli olun diye size tavsiyede bulunurum. Yani karanlıkta oralardan tek geçmeyin yani. Bir film dönebilir. Yani dikkatinize. Neyse biz yola devam. Dediğim gibi az sonra görüşürüz inşallah. Bulgar'da ihtiyaç molasına durduk. Böyle bir OMV benzinli. Yalnız ben Bulgar'dan benzin almamayı tercih ediyorum. Depom dolu zaten. O depoda rahat sırpa girer inşallah. Öyle düşünüyorum. Burası Bulgar'ın bir benzinliği. Fiyatlar görünüyorsa size göstermeyeceğim ama öbür tarafta kaldı. Açıkçası fiyatlara da dikkat etmedim yakıt almayacağım için. Sofya'ya bir 100 kilometre yolumuz kaldı. Öyle devam ediyoruz bakalım. Birazdan tekrar görüşürüz. Arkadaşlar, Bulgar'da benzin almayacağım demiştim ama Türk benzinin adili, klimayı da kullanıp üstüne de yazılım gelince bir de karar aldık. Ana sınır kapısı çok dolu. Biz Ostremizoviski'den gideceğiz. O yüzden oradalarda da köylük yolluk benzin bulamayız diye burada benzin almaya geldik. Burada normal 95 2 lira 89 leva. Ben Max Motion alacağım. Bakalım ne kadar vereceğiz. Arkadaşlar şu an Ostremizoviski'ye geldik. Önümüzde bir araç var. Bomboştu. En son Bulgar'da depoyu fullemiştim. OMV'de. Oradan buraya kadar 80 kilometre, 88 kilometre gelmişim. Saatte şu an 16.32. Yani ana gümrük bayağı dolu görünüyordu. Burası bomboş. Önümde bir araba var. Buradan da sallana sallana Niş'e doğru ineceğiz işte. Buralar hep dağlık. Öyle durum bu yani. Memnunuz. Gayet iyi. Bomboş. Geldik hemen kapıya girdik. Hiç beklemeden. Ha biraz uğraştırıyor gelirken yollar. 60-70-80 daha hızlı süratli gidemiyorsun ama olsun. En azından gümrüklerde sıcaklarda perişan olmuyoruz. Böyle bu şekilde çok daha iyi. Benzin de OMV'den 38 litre aldım. Ve o da 120 leva tuttu. Yani banka hesabına baktım 62 lira kesilmiş. Neyse sıra bize geldi. Evet arkadaşlar, Sırbistan'a girdik. Vallahi buradaki memurlar biraz daha ne diyeyim size, katı. Yani bana fazla takmadılar ama tır şoförünü azarladı. Ondan sonra önümde bir araba vardı. Onu bagajı komple indirmeye çekti. Ne diyelim, bize iyisi denk geldi. Yani nasip böyleymiş bizim de. Bizi oyalamadan hemen saldı. Biz işte neydi, girdiğimiz saati de hatırlamıyorum. Şu an işte 16.40. Yani bir 10 dakika falan olmadı bence yani Bulgar'dan Sırp'a giriş. Şimdi bu yol üstünde ilerleyeceğiz işte. Ondan sonra Niş'te bu yol birleşecek yani. Normal ana hatla Niş'te birleşecek. Oradan beri otoban. Ondan sonra artık şeyde bakacağız. Sırp'tan Macar'a girerken ana sınır kapısı mı olur, Tompa mı olur, Herçek Santo mu olur? Artık Macar'la Sırp arası kapıda, kapıya bereket yani. Çok kapı var. Biri olmazsa biri olur. Gene kameralara bakarız. Çok yoğunluk varsa herhalde ya Tompa ya Herçek Santo'dan gideriz. Öyle düşünüyorum.
genelde Herçek Santo bomboş oluyor yani. Eğer Herçek Santo'da doluysa bilin ki yani yollar baya bir kalabalık. Ki bir de şöyle bir durum var. Biraz sonra Sırp'tan sonra biz Macar üstünden gideceğiz. Oradan Hırvat yolcusu da ayrılır. Yani burada da Avrupa yolcusu ikiye ayrılır yani. Herkes Macar'da kalmaz. Oradan Sırp'a, Hırvat'a gidenler Hırvat'a ayrılır. Macar'a gidenler Macar'a ayrılır. Öyle, durum bu. Gidiyoruz. Memnunuz, bir şikayetimiz yok. Allah'a şükür her şey gönlümüze göre geçiyor. Bu yollar işte biraz gelişli, dönüşlü, uzun sürüyor ama uykumu iyi aldığım için, güzel, sağlam uyuduğum için yani yorucu gelmiyor. Eğlenceli bile geliyor bu yollar bana. Bu yollar çok uykusuz kalıp son kilometreler olduğu zaman işte insana bayağı bir zor geliyor, yorucu geliyor. Bakalım, ilerliyoruz. Birazdan tekrar bir yerde görüşürüz. Nerede bilmiyorum. Görüşmek üzere. Arkadaşlar az önce şu vatandaşla kapıştık. Yemin ediyorum bak tutamadı beni bak. Arabaya bakın. Görünüyor mu bilmiyorum. Ne oldu? BMW ama X5 herhalde. M50D yazıyor arkasında. X5'in en son modeli 50D. Arabasına çok güvendi ama onun araba da sağlam gidiyor ama yemin ediyorum tutamadı beni, yaklaşamadı bana. Sırp'ta Shell benzinliğine geldik. Fiyatlar böyle. Ben Fee Power alıyorum. O 2 lira 10 dinar diyor. 210 dinar. Bakalım. Arabamızın karnı doyuyor şu an. Şöyle bir gösterelim. Biraz sonra Novi Sad'a doğru ilerliyoruz şimdi. Geçtik. Belgrad'ı geçtik. Novi Sad'a doğru ilerliyoruz. 37 litre aldı. 38. Daha da alıyor. Bir çeyrek kaldı. 41 litre de attı depo. 864 dinar. 8788 dinar yani. Yolculuğa devam. Hadi bakalım. Yorulduk bayağı ama herhalde Avusturya'ya kadar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, geldik Macar girişine. Ana kapıya geldik. Gayet iyi yani. Ben en sağa geçeceğim. Yani önümüzde bir 10 araba var. Daha önce de bahsettiğim gibi aslında Bulgar'dan Sırp'a girerken Stremovski'ye gitmeye hiç de gerek yokmuş ama yani bizimki aşağı yukarı aynıya denk geldi. Orada bir saat beklediler. Biz de bir saat 20 dakika fazladan yolu uzattık yani. Öyle oldu. Şu an saati bir saat geri aldım Avrupa saatine. Saat şu an 13 geçiyor. Güzel bir zaman. Çok beklemeyeceğimiz gibi görünüyor. Güzel. Memnunuz yani. Şikayet edemeyiz. Tompa'dan gitsem mi diye düşündüm ama işte orada park yerinde durunca emminin birine sordum. Eğer deseydi ki ben ana kapıdan Bulgar'dan Sırp'a geçerken 3-4 saat beklerim falan deseydi, o zaman diyecektim ki burada yoğun olabilir. O zaman Tompa'yı denerdim. Ama bir de buranın önce de bahsettiğim gibi avantajı yani buradan şimdi Sırp'tan Hırvat'a ayrılanlar da var. Yani bütün yolcular ikiye ayrılıyor. Bu arada bizim şehri çok güzel gidiyor. Maşallah, nazar değmesin inşallah. Burada şimdi biz Sırp'ı çıkacağız. Macar'a gireceğiz inşallah. Vallahi ben bu Sırp'ı bu sefer hiç anlamadım. Adamlar birine mi küsmüş, Avrupa'ya mı küsmüş, hayata mı küsmüş? Yoksa Macar'a mı küsmüş? Hiç bakmadı pasportların ne içine baktı kimse de. Takır takır var ya böyle
Yolluyor. Kim geliyorsa yolluyor. Kim geliyorsa yolluyor. Hiç adamın umurunda değil yani. Aa, burada da polis mi var? Bunlar ne bunlar böyle? Vallahi yolun yarısında gümrüğe gelmeden burada bir de Macar polisi kontrol etti pasaportları. O da hemen gönderdi. Anlamadım. Burada şimdi gümrükte herhalde biraz bir kontrol olacak. Öyle gözüküyor. Dur bakalım. Burada nereye gitsek biz? Bence ben burada kalayım. Bana öyle içimden bir his burada kal dedi. Buradan en sağa gireyim. Bence böyle iyi. Burada önümüzde kaç araba var? Macar'a girmek için herhalde bir maksimum 15 araba var. Saat şu an Avrupa saatiyle 22-24. Bakalım ne zaman gireceğiz Macar'a? Macar acaba sıkı denetim, sıkı kontrol yapacak mı? Çok merak ediyorum ama gerçekten Sırp beni hayretlere düşürdü yani. Ben anlamadım, Sırp niye böyle yaptı anlamadım. Adam pasaportun içine bakmadı bile. Kaşeyi bastı, damgayı bastı, mühürü yolladı. Bastı, yolladı. Yani ne diyeyim size, önümde 10 araba vardı. 2 dakikada geçtik yani, o kadar hızlı geçti. Ama bunun sebebi hikmetini bilmiyorum. Bilen varsa yorumlara yazsın, merak ettim gerçekten. Çok ilginç. Yani şu an görüldüğü üzere Macar da öyle bir sıkıntı yok. O da hızlı ilerliyor gibi. Ya da adamlar Avrupa'ya küstü, Almanya'ya küstü, Avusturya'ya küstü. Diyorlar ki biz artık bıktık sizin yolcunuzu kontrol etmekten. Geçsinler gitsinler. Siz yakalayın üstünüze geliyorsa, eğer arada kaçak göçek bir şey varsa. Bilmiyorum, sebebini ben bilmiyorum gerçekten. Bilen varsa yorumlara yazsın. Neyse, az kaldı. Oraya da çıktın mı tekrar malumat veririz. Vallahi 10 dakika sürdü sürmedi arkadaşlar. Yani Macar'a da girdik. Hatta çok ilginç. Buraya kadar buradaki gümrük memuru dahi Türkçe konuşuyor. Merhaba. Motoru kapat, gümrük, yani gümrüğe dair bir şey var mı gibi bu tarzda sorular sordu. Yani babam Türkiye'deyken, ben haber fazla izlemiyorum da, o demiş işte Türkiye'nin Macaristan'ın arası çok iyi. İşte Türkiye ne derse Macaristan Türkiye'nin sözünden çıkmıyor falan gibi, böyle hani bir arada, aralarında acaba diyorum politik bir anlaşma olduğu için de bizim de Türk gurbetçiler olduğumuzu biliyorlar zaten. Acaba o yüzden mi bize böyle biraz daha kolaylık, rahatlık mı yapıyorlar? Bilmiyorum yani. Benim aklıma o geldi. Gerçekten bilen varsa yorumlara yazsın. Yani üçüncü kez söylüyorum ama hayret ettim. 15 senedir, 20 senedir ilk kez böyle Macar'dan bu kadar rahat. Yani aktık geçtik. Yani normalde burası Avrupa kapısı. Adamın iliğini kemiğini sömürüyordu. Ama bu sefer böyle rahat oldu. Hadi bakalım. Kolay gelsin. İleride görüşürüz. Evet, Avusturya'ya doğru gidiyoruz. Macar'dayız. Şu an Budapest'teyiz. Güyör'e doğru gidiyoruz ama acayip hava, fırtına var da tam içinden geçmiyoruz. Kıyısından, köşesinden geçiyoruz. Burada da yağmur başladı. Ama acayip yıldırımlar düşüyor yani. Felaket. Görünürse böyle videoya düşerse bakalım. Arada bir parlıyor ama bazen bildiğin yıldırım görünüyor yani böyle düştüğü. Acayip. Viyana'ya
kadar devam edeceğiz. Yani ilk hedef şu an Viyana, öyle düşünürüz inşallah. Viyana'ya geldim mi ondan sonra bakarız. Yatacağız mı, devam mı edeceğiz. Yorgunum ama uykum yok yani. Uykum geldi mi yatar, çeker yatar, uyur. Duruma göre artık. Bakacağız. Sırbistan'da akşam 8 gibi mi neydi? Hava resmen 38,5 dereceydi. 500 kilometre ileride gece ama hava 15,5 derece. Farka bakıyorum. Sabah nemden terden patladıydık. Şimdi resmen üşümeye başladık. Yola devam. Biraz daha gidip yatacağız. Uyuyacağız. Hadi bakalım. Avusturya'dan günaydın arkadaşlar. Daha Avusturya'ya gireli 30 kilometre mi ne oldu? Yani daha Viyana'ya bile gelmedik. Sonra park yerine çektiydim böyle. Rastplatz diyor. Dinlenme yeri. Burada bir 2-3 saat kestirdik, uyuduk. Hava aydınlanmadan dedim uyanayım da sabah namazını kıldık mis gibi maşallah. Allah'a şükürler olsun. Üstümde tişört var. Hava muhtemelen 14-15 derece yani dün akşam bıraktığım yerde.
Normalde ben bu havalarda hayatta tişörtle duramam yani. Mecbur ceket olacak yani. Üşürüm, donarım. Şu an tek bir tişört var. İşte o da güneşi iyi aldık, vücut iyi ısındı. Onun için durabiliyoruz ama bir iki ay sonra buranın şeyine alıştığımız zaman gene vücut üşüdüğü zaman, soğuduğu zaman tekrar bir daha duramayız. Avusturya güzel ya, Avusturya gerçekten harika. Hollanda gibi düz değil, dağlık, tepelik. Çok güzel ya. Fazla bir şey belli olmuyor ama hava karanlık olduğu için. Şöyle karşıda da aynı tane araç platı var. Güzel. Burada otoban. Çok fazla dayanamıyorum, bayağı ses geliyor yani, tırların lastik sesi, motor sesi falan. Arabamıza binelim, yolumuza tekrar koyulalım. Allah nasip ederse akşama evde oluruz inşallah. Zaten gurbet yolunun büyük önemli bölümünü atlattık. Artık Avrupa'dayız yani. Biraz daha rahat, daha az maceralı oluyor. İnşallah da öyle olur zaten. Bir de şöyle bir şey var yani, gerçek var yani. Bunu herkes yaşıyordur muhakkak. Giderkenki heyecan dönerken olmuyor. Muhakkak bu videolara da yansıyordur, herkesin videosunda. Aynıdır bence. Yani Sıla yolundaki heyecan gurbet yolunda maalesef olmuyor. Sıla yolunda bir an önce varalım, bir an önce varalım heyecan, böyle o bir yıllık vatan hasreti, coşkusu bambaşka bir şey tabi. Dönerken biraz daha rahat oluyor. Hele bir de gümrükleri geçip Avrupa'ya girdiğin zaman tamam, vücut artık iyice kendini bırakıyor. Böyle geldik işte, döndük yani. Böyle bir şey oluyor. Bu muhakkak dediğim gibi videoya da yansıyordur yani. Böyle. Avusturya'da son durum bu. Neyse, fazla beklemeden yolumuza koyalım. İnşallah fazla trafiğe girmeden, yollarda fazla bekleme yapmadan, sıkışım olmadan kazasız belasız son kilometrelerimizde evimize sağlıklı bir şehirde şekilde kavuşuruz inşallah. Neyse, yola devam. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, Avusturya'da OMV benzinliğine geldim ama her zamanki gibi şehir içinde bir yere geldim. Fiyatlar tabii ki de çok daha uygun burada. Ve
çok güzel Donau'nun yanında bir şehir, kasaba. Yani Tuna Nehri'ne çok yakın. Ve şey de var, Lidl da var. Saat şu an 7 çeyrek geçiyor. Baktım 7 çeyrek geçe gibi de Lidl açılıyor. Şimdi oradan taze, sıcacık, güzel ekmekler vardır. Pretzel, kahve mahve vardır. Bir kahvaltımızı da yapalım. Ondan sonra yola devam. Ama ben bu Avusturya'yı gerçekten seviyorum. Gerçekten güzel yer. Ya mükemmel ya. Gerçekten çok güzel. Bence Avrupa'nın en güzel şehirlerinden birisi yani. Bir bu Avusturya'yı seviyorum, bir de coğrafik olarak yani. Bir de Sırbistan'ı çok seviyorum. Sırbistan da çok güzel. Durum bu. Biraz sonra bir de Lidl'ın orada bir bakalım neler var. Tuna Nehri'nde görürsek, orada güzel manzara görüntü varsa bir oraya bakarız. Ne kadar aldık? 106 lira tuttu. 54 litre. Ucuz benzinler bitti. Alıştıydık 60-70 euroya depoyu doldurmaya. Avrupa'ya gelince böyle. Hollanda'da Allah bilir kaç lira. Hadi bakalım, görüşürüz. Az önce alışveriş yaptık. Şimdi burada kahve makinesi gördük. Hollanda'da yok bunlar. Evet arkadaşlar, bu çok yakında bir, bu Tuna Nehri'nin çok yakında bir yerine geldim. Dedim buraya kadar gelmişken Tuna Nehri'nin oraya da süreyim arabayı. Burayı da görüntüyü alayım. Yani bu kadar mükemmel, güzel olacağını zaten tahmin ediyordum ama gerçekten süper ya. Şuraya bak ya. Şunun üstüne bir çıkayım. Şuraya bak ya. Şu karşıki dağlar dumanlı, sisli. Ondan sonra burada bir otel var. Altını okuyamıyorum ama Donald Lodk mı yazıyor, ne yazıyor? Nasıl okunduğunu bilmiyorum. Ama şuna bak ya. Ne kadar geniş. Nehrin buradan. Yani rahat bir 100 metre vardır genişliği. Ama çok büyüleyici güzel ya. Bakın karşıki dağları şöyle. Orada da şehirler var. Maalesef titriyor biraz. İdare edin. Sisli, dumanlı. Büyüleyici güzel. Ama su çok bulanık görünüyor. Onun sebebini anlayamadım niye. Böyle çok aşırı bulanık. Hani ben daha berrak olur diye düşündüm. Ya bir çalışma oldu ya bir fırtına bir şey oldu. Suyun dibini karıştırdı, bulandırdı, bir şeyler olmuş yani bence. Normalde bu kadar bulanık değildir diye düşünüyorum. Şuraya bak. Yok abi, bir günde nasip olursa bu Avusturya böyle. Avusturya'yı gezmeye böyle gelmek istiyorum. Böyle Avusturya'da tatil yapmak için böyle bir yerde. Kafa dinlemelik bir hafta sonu. Şuna bak ya, harika. Burada otur şunun üstünde. Burada kahveni al, ekmeğini al. Burada otur böyle bir yarım saat, 45 dakika. Mükemmel. Neyse. Buradan artık ayrılalım. Biz yola devam. Yolumuz daha var bayağı. Ama artık geze geze gideriz. Yani etrafta bir şeyler varsa dururum mutlaka. Lidl'daki kahve makinesi bozuktu. Artık tekrar deminki benzinliğe geldim. Buradan bir kahve alalım. Neredeyse göz gözü görmüyor. Avusturya'da böyle yağmura yakalandık. Az ileride belki 700 kilometre falan Sırbistan. Dün 38.5'tu.
arabada nemden üstümüze yapıştıydı her yer. Bak burada 12,5 dereceye düştü. Yani bizim için biraz iyi oldu. Türkiye'de çok sıcaktan bunaldıydık yani. Hiç bir gün yağmur yağmadı. Aşırı sıcaklar vardı. Bizim için bu iyi oldu. Serinledik, rahat oldu ama böyle hep devam ederse bundan da sıkılırız. İnsanoğlu nankör değil miyiz zaten? Yağmurla birlikte hala durmadı mübarek hava. Yağıyor. Almanya'ya da girdik. Saat 9.30. Geçmiş olsun, Almanya'ya da girdik. Hadi bakalım. Son 850 kilometre. En bitmeyen yol. En yoran yol. Şimdi git git bitmez bu Almanya. Yorgunluk da var ya. Hadi bakalım, yolumuz açık olsun inşallah. Frankfurt'a doğru ilerliyoruz. Almanya'nın meşhur yol yapımları. İki tarafta böyle. Saatte 1, tam 1. Yoğun saatlerdeyiz yani. Sabahtan beri de aralıksız yağıyor, aralıksız. Durmadı yağmur yani. Kaç yüz kilometreden beri yağmurdan geldik. Avusturya'nın başından beri herhalde. Geceden beri yağmurla durmadı. Havada 13,5 derece. Böyle. Gidiyoruz bakalım. Yorulduk son kilometreler. Yavaş yavaş sağ salim inşallah evimize kavuşalım. Vallahi açılmadı ki şu RS6. Ne kadar tutabileceğim, gücümüz ne kadar yetecek diye bir bakalım dedik. Onu ben yaklaşamam da en azından ne kadar fark atacak, arabamız ne kadar iyi olmuş onu görmek için. Yol açılmadı abi. Bitmiş bu Almanya ya, yemin ediyorum. Şuna bak. Bir tamirden çık öbürüne gir, bir tamirden çık öbürüne gir. Yollar üst üste dolu. Bir dünya araba var. Sen ne kadar RS yaparsan yap, AMG yaparsan yap ya da M yaparsan yap, yol olmadıktan sonra ne işe yarar? Neyse, bu gidişte şansımızı zorlayamayacağız. Gene her zamanki gibi otobandan 1,5 kilometre falan şehir içine. Hemen Google'a yazıyorsun, Google Maps'e zaten çıkıyor. Bak burada Shell varmış. Nereden baksan 40 kuruş fark atar yani otoban benzinliğine. Ne yaptığın çaba, zorluk ne, 1,5 kilometre sadece otobandan çıkacak. Bu. Bence değer. Son kez son depomuzu alalım buradan inşallah. Frankfurt'a az önce geçtik, bir 30-40 kilometre oluyor geçeli. Eve de bir 450 falan kaldı kilometre olarak. Neyse biz şimdi bir tank depomuzu fulleyelim. Arkadaşlar son molamıza durduk inşallah. Burada bir öğlen namazını kılacağım.
Şu an 1 saati kaldı. 45 dakikası. Ondan sonra bir şeyler atıştıracağız. Eve zaten 350 km yol kaldı. Yakıtımız da var. Yakıt almak için de durmamıza gerek yok. Onu da az önce almıştık. Şöyle arabanın bir etrafından dönüyorum. Bayağı kirlendi. Döndüğümüzde eve vardığımızda artık bu hafta pazar günü olur herhalde. Perşembe günü yine işbaşı yapacağız. Bugün günlerden salı. Yarın dinlenirim biraz. Öyle düşünüyorum. Bugün yarın dinlenirim, istirahat ederim. Pazar günü de arabayı güzel bir piri pak ederiz, temizleriz. Böyle Rastplatz. Frankfurt'la Köln arası bir yere geldik. Bir dinlenme yeri. Burada Köln tabelası var. Böyle güzel bir yer, gayet iyi. Böyle ormanların içinde piknik masaları falan var. Yani buluruz kendimize burada bir yer. Arkadaşlar, bu videoyu burada kapatıyorum. Sıla yolu gibi heyecanlı bir video oldu mu, benim için değildi yani. Ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Dönüşü bilen bilir gurbet yolu. Yani artık heyecanlandıracak bir şey yok. Dönüyoruz gene yuvamıza. Öyle, umarım güzel olmuştur. Elimden gelenin en iyisini yaptım. Umarım keyifle izlenen videolardan biri olmuştur. İyi seyirler diyorum. Videolarıma yorum yaparsanız sevinirim. Yorumlar bekliyorum, merak ediyorum. Seviyeli yorumlar olduğu zaman her türlü yoruma açığım yani. İlla olumlu anlamda olmasına gerek yok. Hani sürçülisan olduysa, şunu şöyle yapıldı, bu böyle olsa daha iyi olur diye yorumlar olabilir. Her türlü kritiğe açığım. Yalnız seviyeli olduğu sürece tabii. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. İnşallah beğenirsiniz, güzel bir video çıkar. Ne diyelim, bizim için izin operasyonu sona ermiştir. Acısıyla tatlısıyla güzel bir izin geçirdik. Burada videoyu kapatıyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Evet, Sıla yolu bizim için başlamıştır. Şimdi Migros'a geldik. Böyle. Akşam ezanı okunuyor. Otelimize gideceğiz. Burada yol için ufak tefek bir şeyler aldık. Böyle. Şurada hemen dibinde Shell var. Oradan da depoyu fulledim mi? Yarın da otelden kalktım mı? Gurbet yolu. Sıla yolu dedik ama gurbet yolu başlayacak inşallah.